İyi günler sayın seyirciler. Hoş Sohbetler programına başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şöyle öne alsak sizi daha rahat edersiniz. Evet. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Nur Suresi 35. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Allah göklerin ve yerin nurudur. Gökler ve yer, bütün kainatta Allah nurdur. Nur, insan aklın alabileceği en güzel görüntü, ferahlık, iç açıcılık, güzellik, imandan kaynaklanan ferahlık. Onun nurunun misali içinde çerağı bulunan bir kandil gibidir. Çerağı bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Neredeyse ateş onu dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Mesela müminde nur oluyor. Camilerde bir nur oluyor. Güzel sözde, güzel tavırda bir nur oluyor. Nur tarif edilemiyor. Yani kalbe ferahlık veren, imanın güzelliğini yansıtan bir ışık. Ama bizim bildiğimiz ışık gibi değil. Mesela bir zencide de nur oluyor. O güvenirlik tarzında yüzünde bir ferahlık esintisi tarzında hoşluk meydana geliyor. Mesela cennetin her tarafı nurlu. Cennetin her yeri nur. Ama mesela zulümat nursuz oluyor. Küfür nursuz oluyor. Allah onlardan nuru alıyor. Mümine veriyor nuru. Mümin nuru görebiliyor. Mesela müminin yüzündeki nuru görebiliyor. Küfrün yüzündeki nursuzluğu da görebiliyor. Nur olmuyor. Onun için mümin nura kavuşmak için Allah'a dua ediyor. Peygamberimiz ya Rabbi diyor, her tarafımı nur kıl. Yüzümü nurlandır, bedenimi nurlandır, damarlarımı nurlandır. Bütün vücudumu nur eyle diyor. Müslümanın da Allah'tan önemli bir talebi, duası. Nur istemek, nurlanma istemek. Hocam bir ayette Allah şöyle bildiriyordu. Belirtileri secde izinden yüzlerindedir diye bildiriyordu. Evet. Yani onu yanlış anlıyor bazı selefiler falan. Alnını kirli toprağa oraya buraya sürterek ya kirli halıya sürterek yara yapıyor alnını. Alnında mantar oluşuyor, hastalık oluyor, enfeksiyon oluşuyor. Bak diyor, Allah alnında secde izi meydana getirdi diyor. Halbuki secde izinden kastet yüzündeki nurdur Müslümanın. Yüzündeki ferahlık verici etki. Alnındaki yara değil, enfeksiyon değil. Başka bir ayette de hocam Allah, komşuların Allah'a sanıyorum, onların yüzleri ne bir korku sarar ne de bir zillet diye bahsediyor bölümlerde hocam inşallah. Maşallah. Bak zillet de olmuyor, korku da olmuyor. Hocam sadece müminler mi fark ediyor nurlu insanı yoksa herkes genelde fark eder mi? Tabii Bediüzzaman diyor ya, imanın nuruyla diyor. O ahir zamanda, o eşyası ahir zaman, imanın nuruyla fark edilebilir diyor. İmandan gelen nur. Yani dürüst kafa, dürüst ruh. Mesela şu an insanların Mehdi'yi görse bile tanıyamayacağı bir ortam var. Epey bir insan tanıyamayacağı bir ortam var. Çünkü Allah ruhunda, bedeninde nur oluşturmuyor birçok Müslümanın. Farkında değil, mesela zulümat kaplamış. O yüzden imanın nuruyla bakamıyor ve göremiyor. Fark edemiyor. Yakup Efendi bize bir kola getirsin. Rica ederim.
Bazen yayınlarınızda Bediüzzaman Hazretlerinin bilhassa Mehdi ve Deccal bahsinden çok nokta veriyorsunuz. Bir bütünlük arz etmesi açısından Bediüzzaman Hazretlerinin iman ve Kur'an hakikatlerini izah edişini, sünnete ittibanı, ehemmiyetini, küfrün belini kırışını, hatta münafıklar risalesini dahi olur. Onlara verseniz iyi olur diyor. Bunları da yayınlasanız iyi olur diyor. Bunları zaten Risale-i Nur talebeleri anlatıyor her yerde. Bunlarda sorun yok. Onların anlatmak istemediği Mehdi ile ilgili kısım ve İsa ile ilgili kısım. En titiz oldukları ve anlatmak istemedikleri kısımları biz anlatıyoruz. Öbür kısımları zaten geceli gündüzlü okuyup su gibi ezberden biliyorlar, anlatıyor. Herkese de anlatıyorlar. Ya bu konuda bize bir görev kalmıyor. Bize görev kalan kısım Mehdi ve İsa ile ilgili kısım. Çünkü onu yasaklamış durumdalar. Anlatmıyorlar ve anlattırmıyorlar, okumuyorlar ve okutturmuyorlar. O zaman mecbur değil miyiz biz yapmaya? Mecburen biz yapıyoruz. Özenle gizliyorlar. Yani nereden bilsin böyle televizyonlarda falan açık açık anlatacağımız? Yani onlar açısından yani çok dehşet verici bir şey bu. Yani en duymak istemedikleri şeyi duyuyorlar. Hepsi için demiyorum da yani büyük bölüm için böyle. Ya cidden çok dehşet verici bir şey. Hiç olmaması gereken bir şey yapıyoruz. Ki hocam herkesin anlatması gerekiyor aslında. Allah'ın Kur'an'da İslam birliğinin oluşması için çaba harcamamız gerektiğini belirtmesine rağmen kimse bunun için çaba harcamıyor ve başına bir lider gelmesini söylediği halde inşallah. Onun için Risale-i Nur'dan sürekli anlatırsak bu arkadaşlar bir süre sonra bu inatlarından vazgeçecekler gibi görünüyor. Şimdi Risale-i Nur'dan Mehdiyet'i bir dinleyelim. Devam edeceğiz inşallah. Sonra devam edeceğiz inşallah. İnşallah.